ekonomisine hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her hafta olduğu gibi salı ve saatler 12.30 itibariyle aile ekonomisinde Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu hocamızla aile bütçesine önemli giderlerden birini konuşacağız. Sağlık harcamalarını konuşacağız bu hafta. Sizlerden gelecek olan soru ve önerileri de bekliyoruz. Adresimiz bloomberg.com. Hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek başlamak istiyorum hocam. Teşekkür ederim. Aslında şimdi sağlık harcaması dediğimiz zaman hakikaten herkeste bir korku yaratır. Bir kere kimse doktora gitmek istemez. Ancak sağlığını kaybettikten sonra bir rahatsızlık geçirdiğinde doktorun kapısını çalmak durumunda kalır. Belki şunu da konuşmalıyız. Belki önleyici hani değil mi tedaviler diyoruz. Evet, önleyici yaşam biçimi. Bununla bir miktar sağlık giderlerimizi tabii ki bu beslenmeden uyku düzenine kadar giden bir renç. Bunları belki bir miktar daha hayatımıza entegre edersek bir miktar sağlık harcamalarını aşağı yönü çekmek de mümkün olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle doğru. Ama biz tabii yaşamın bu koşturmacasında özellikle büyük şehirlerdeki stres ortamı, işte beslenme biçimimiz, yaşam biçimimiz, yaşam kalitemiz maalesef bazı şeyleri unutturuyor bize. Evet. Sanki biz hep böyle kalacakmışız gibi veyahut da hep böyle yaşayacakmışız gibi düşünüyoruz. Bir de sağlıklı gıdaya erişmek de zorlaştı hocam. Her değil açıdan. Mi? Her açıdan. Değil şimdi mi? Önce şunu bir yani kere... Yani insanlardan önce suç önlerine gelen gıdanın içeceğinden yiyeceğine ne kadarı doğal ne ya kadarı katkı maddi. Şey aslında bak bu bile stres yaratıyor. Kesinlikle. Sen de mesela bu stres yaratmış kesin değil mi? Yani hangi tabii gıda ki yiyeceğim? Bilinçliyim. Stres yaratmıyorum. En azından bilinçli olmak i̇şte istiyorum. Stres... Ne kadar uyuyorsunuz ha o günün sonunda ayrı bir şey. Şimdi, o da bir stres işte. Tabii. Yani şimdi ben önerilerimden bir tanesi stresten uzak durun diyeceğim ama şimdi biz yediğimiz yiyeceği düşünürken de strese giriyoruz. Ya diyoruz evet. Bu acaba sağlıklı mı? Nereden geldi? Nasıl üretildi? İçinde katkı maddesi var mı yok mu? Alırken üzerine bakıyoruz. İşte son kullanma tarihi bitti mi? Şu var mı? Bu var mı? Yani biz zaten daha yiyeceğe ulaşırken, düşünürken stres yaşıyoruz. Oysa stresten uzak durmamız lazım. Hocam bir de bu biz derken hani bu bilince sahip insan oranı yüzde kaç? Değil mi? Ya insanlar karnını doyurmaya çalışıyor. Değil mi? Yani bir de böyle bir ortam var. Yani bırak yani şimdi hani sağlığı, sağlıksızı falan bırak. Sadece bizde değil, Amerika'da. İşte GDO'lu ürünleri yedikleri için şu anda obezite Amerika'nın en büyük problemi. Doğru. Özellikle gelir dağılımının bozuk olduğu ülkelerde eğer artık eskiden şöyle olurdu. Ya işte bak bu zengin derlerdi böyle hafif böyle göbekli hani etin güzel yerini yemiş derlerdi beslenmiş falan derlerdi ve zayıf olana da bu fakir derlerdi. Şimdi olay değişti. Şimdi artık böyle zayıf olana slim, veyahut da fit. Normal fit olana diyelim düzgün olana diyorlar ki aa bunun durumu iyi herhalde diyorlar. Böyle genişledikçe bunun durumu fakir herhalde diyorlar. Gerçekten de öyle. Şu anda Amerika'da baktığın zaman işte birçok veyahut da gelişmiş ülkelerin... Bir de öyle yiyip hani şeyler de var. Hani öyle şişmanlayıp sürekli oturan şeyler de var. Patronlar da var. Yani bir de o ayrı bir o şey. O ayrı bir şey de ama genelde daha sağlıklı sporunu yapan, işte düzgün vücuda doğru. sahip olan, sağlıklı bir vücuda sahip olan bireylere baktığımız zaman gerçekten de... gelir düzeyi iyi olan insanlar daha çok bu durumda. Ama diğer kesim işte GDO'lu dediğimiz veya karbonhidrat ağırlıklı bir beslenmeyle ne yapıyoruz? Yani sürekli işte ekmek, simit, günlük o koşturmacanın içinde un, şeker karışık ne olursa olsun deyip beyazlara boğulunca diyelim o beyazlar bizi ne yapmaya başlıyor? Genişletmeye başlıyor. Ondan sonra da sağlık sorunlarımız da başlıyor zaten. Bir de biraz pratikleşme de hani evde pişen yemekten uzaklaşıp daha hızlı dondurulmuş gıdalara, daha raf ömrü uzun gıdalara, konserve ürünlere yönelince de dolayısıyla sağlık problemleri daha ön plana çıkıyor değil mi hocam? Doğru. O kültürden uzaklaşmak şimdi, da. Şimdi bizim özellikle modern yaşamda diyelim şu andaki yaşadığımız ortamda bir kere unutmamamız gereken bir şey var. Biz normal bir canlıyız. Doğduk, gelişiyoruz, büyüdük ve gideceğiz. Değil mi? Yani sonuçta bir ölüm var.
Şimdi ölüme giderken de kaliteli gitmemiz lazım. Yani kaliteli yaşayarak gitmemiz lazım. Yani mutlaka olacak bu. Bir gün olacak. Hı hı. Yani yer veya geç olacak. Ama biz bu kadar aslında dünyanın tarihine baktığın zaman da çok kısa bir yaşam aslında. Yani kelebek için nasıl hani bir 24 saat diyoruz ya, 24 saatlik bir ömrü var diyoruz. Aslında bizim de dünya tarihine baktığımız zaman yaşam yani aşağı yukarı 75 yıl ortalama, artık şu anda ortalama bir rakam söylüyorum. Gerçi kadınlarda bu 80, erkeklerde daha düşük biliyorsun. 73 gibi bir yaşam beklentisi var. Dolayısıyla erkekler demek ki ne çekiyorsa. Hemen lafı gebine getirsiniz ancak. Yok, ya, yok, şaka yaptım. Biraz da belki kendilerine dikkat etmediklerinden dolayı olabilir mi doğru, hocam? Doğru söylüyorsun. Biz hiç dikkat etmiyoruz. Çalışmaktan ne yapalım ya? Cumartesi pazarımız mı var işte? Bak, oturup çalışıyoruz sürekli. Dolayısıyla hadi bakalım. Ama çalışan, işleyen demir paslanmaz. Ya bırak onu hocam. Allah aşkına, işleyen demir paslanmaz diye biz devamlı koşturuyoruz. Ondan sonra da sağlıklı uykumuz var mı? Sağlıklı, değil mi? Kaç saat uyuyorsunuz hocam? Ya, herhalde 6 civarında yani. 6 saat gibi bir uykum var. Ama o sana özel bir şey. Yoksa sana kalk diyen mi var? Yani biz erken giriyorum, işime gelmek zorundayım. Tamam da yani sonuçta akşam erken yatacağız. Yani bunun şeyi yok. Ama işte 6-7 saat ortalama diyelim benim uykum. Ama bizim gerçekten sağlıklı uyumamız lazım. Stresten uzak olmamız lazım. Şimdi bakıyorsun, stresten kim uzak kalabilir? Çünkü ay sonunda ödenmesi gereken faturalar var. Taksitler var, şunlar var, bunlar var. Bunlar için para kazanman lazım. Yani biz borçlanıp aslında borcun içine kendimizi atıyoruz. Ya da bizi sokuyorlar borcun içine. Evet. Ondan sonra da hadi bakalım bunu nasıl ödeyeceğiz diye koşturuyoruz. Kendimizi kaybediyoruz. Kendimizi kaybedince de dediğin gibi akşam insanlar işte mesela bir de Türkiye'de biliyorsun büyük evler alınır. Büyük evlerde çok güzel işte eşyalar. 2 tane buzdolabı. Buzdolabı dolu. Ondan sonra sen eşin çalışıyorsa eğer işte hadi bakalım eşin de sabahleyin erkenden kahvaltı yapmadan çıkarsın koşturursun. Akşam işte iş bitmiştir. Hadi bakalım 6-7-8 eve gelirsin. En iyisi hadi kahvaltıyı yolda yapalım. Efendim dışarıda yiyelim dersin. 2 buzdolap doludur. Yani bakıcı varsa... Valla bakıcı o yaşar. O sevaplanır. Yani bakıcı yaşar. Annem doğru. Bir gün... Var öyle bir grup da var. Bir %10 olarak %15-20 de öyle bir grup tabii var. Tabii işin esprisi ama annem bir gün geldi böyle baktı böyle yaşam biçimimize. Sabah çıkıyoruz. Sizin eve geldi. Eve geldi rahmetli. Koşturuyoruz. İşte sabah kahvaltısı yok, öğle yemeği yok, akşam yemeği yok ama 2 buzdolabı var. O zaman daha bu aile ekonomisini anlatmaya başlamamışım. Yıllar öncesini söylüyorum. Şimdi tabii artık yüz eşyayla yaşama formülüyle yaşadığım için, minimal şartlarda yaşadığım için böyle bir şey yok ama o zaman tabii bir tane de işte temizlikçi, bakıcı geliyor. Çocuğa bakıyor. Gündüz de çocuğu uyutuyor. Tabii sen gece bu sefer gündüz uyuduğu için çocuğa bakmak zorunda kalıyor işte eşin. Sen uyanıyorsun falan. Annem izlemiş böyle pozisyonu. Bir gün böyle evde olduğum bir gün dedi ki oğlum sen ne yapıyorsun dedi. Elle yiyor paranızı dedi. Yani Ege şivesiyle elle yiyor paranızı dedi. Yani evet, yani biz bir de ona o yaşamı sürdürebilmek için ekstra çalışıyorsun. Yani evet, güzel bir ev almışsın, site içinde almışsın, havuz var ama içeride şimdi öyle bir şey yok. Dediğim gibi bütün her şeyimi küçülttüğüm için bir şey kalmadı ama şöyle söyleyeyim. Yani öyle bir yaşam içindesin ama orayı bile yaşayamıyorsun sen. Efendim işte bir de ne yapıyorsun? Orayı yaşayamadığın gibi bu sefer de tatile gitmem lazım diyorsun. Ya senin evini yaşayamadın da, bahçeni yaşayamadın. Dolayısıyla hadi bakalım 3 hafta, 2 hafta gidiyorsun, büyük paralar verip bilmem nereyi görmeye gideceğim diye bu sefer başka bir strese giriyorsun. Evet. Ya bu şeyde tabii ki bizim problemimiz yükseliyor. Yani sağlığımızı biz aslında biraz da kendimiz ne yapıyoruz? Evet. Bozuyoruz. Evet hocam. Peki. Şimdi... Bir şey sorabilir miyim? Şimdi editörüm Akın'la konuştuk da hani yayına girmeden önce. Evet. Bunun bir davranışsal ekonomisi günün sonunda baktığımızda. Tabii. Hani cebimizden sağlık harcamaları ve bir miktar eğitim için çıkan paraya değil mi çok hayıflanıyoruz. Ya eğitime bu kadar gidiyor, ya sağlığa bu kadar gidiyor. Aslında belki de en değerli yatırım bu iki nokta.
Tabii ki yani bence öncelikle... Yani o dediğiniz hayat kalitesinin standartlarını sağlayacak olan iki nokta. Ya zaten sağlıkla eğitimi yan yana almak lazım. Yani birbirinden çok da ayırmamak lazım. Çünkü birisi olmadan birisi olmuyor, birisi olmadan da birisi olmuyor. Yani birbirine bağlı şeyler aslında ama harcadığımız para şu. Yani 2015 yılında biz 500 dolar harcıyormuşuz kişi başına. 500 dolar. Sağlık harcaması. Yıllık. Türkiye ortalamasını veriyorum tabii. Hı hı. Yani bu ben hiç harcamıyorum diyen olabilir falan. Tabii. Ben hiç doktora gitmiyorum diyen olabilir ama tabii. Ortalamasını söylüyorum. 2018 yılında da 411 dolara düşmüş bu. Biraz kurun yükselmesi, biraz da insanlar bu ortamda harcamalarını da kıstı. Yani ben özel hastaneden arkadaşlarımızla konuşuyorum. Ya diyorum işler nasıl diyorum. Biraz ekonominin iyi olduğu zamanlarla kötü olduğu zamanlar hemen bizde de fark ediyor diyor. Yani bizde de cirolar düşüyor diye ama gayri safi yurt dışı hastalığının %4,5'unu biz sağlık harcamasına ayırıyoruz. Ve bu harcamanın yani bu tabii bizim cebimizden çıkan değil. Ortalama hani evet, her ortalaması. Ailede işte 6 tane 5 tane çocuğu var. Efendim kendisiyle beraber 7 kişilik nüfusta herkese 500 dolar harcıyor değil. Yok öyle bir şey. Bunun %80'ini devlet harcıyor bir kere. Devletin cebinden çıkıyor yani bu. %20'si bizim cebimizden çıkan rakamdır. 500'ün yani 100 dolar ortalama bizim cebimizden çıkıyor. 500 dolar üzerinden konuşursak işte 400 dolar devletin cebinden çıkıyor. Bu devlete de bir yük aslında baktığımız zaman. İllere göre de değişiyor değil mi tabii hocam? Ki, tabii ki. İllere yani göre değişiyor. İllere göre bu maliyet de değişiyor. İllere yani göre değişiyor. İstanbul'la ben tabii. Bir hani Anadolu'da veya kıyı bölge Ege'deki bölgelerde kesinlikle Türkiye ortalamasını ben verdim. Şimdi illere göre aslında bende bayağı güzel veriler de var. Yani işte bin kişiye düşen yatak sayısı mesela işte efendim dişçi sayısı, eczacı sayısı, efendim işte fizik tedavici, hemşire sayısı falan diye baktığımız zaman mesela İstanbul'da kişi başı fizik tedavici bin kişiye düşen iki tane yani binde iki. İki tane fizik tedavici var. Hemşire 1.86 bin kişiye düşen. Yatak işi ise bin kişiye 2.4. Ankara'da ne kadar vereyim bak çok enteresan rakam. Ankara'da İstanbul'da kişi başına yatak 2.4 iken İstanbul'da bu 3 özür dilerim. İstanbul'da 2.4 iken Ankara'da 3.6 mesela. Daha yüksek Ankara'da. Fizik tedavici 2 kişi düşüyordu İstanbul'da. Ankara'da 3.1 fizik tedavici. 1.89 hemşire düşüyordu 1000 kişiye. Mesela Ankara'da 2.63 düşüyor. Mesela Konya'dan örnek vereyim size. 1000 kişiye düşen yatak 3.2 mesela. Konya'da da yüksek. Yani Ankara'ya yakın. İstanbul'da daha düşük. Örneğin işte şeye baktığımız zaman fizik tedaviciye baktığımız zaman orada da 2 kişi düşüyor. Hemşire sayısı mesela 2.37 düşüyor falan. Yani bazı illerimizde kişi başına düşen yatak sayısı, hemşire şunlar bunlar da yüksek. Dolayısıyla hani biz emekliliğimizde bir yerde yaşayalım falan diyoruz ya. Yani bir yere gidip yerleşelim falan. Hı hı. İşte burada bizim işte yaşam kalitemizi artırabilmek için belki de büyük şehirlerden insanların biraz daha kendi memleketine doğru tersine dönmesi için daha belki kırsal yörelerde insanların yaşamasını teşvik etmek için tabii devlet için çok ucuz. Hepsini buraya topluyorsun insanları. Burada büyük bir şehir hastanesi yapıyorsun. Herkesi buraya sokmaya çalışıyorsun ama bu aslında yani binlerce kişi geliyor. Bunların tabii ki organizasyonu da çok ciddi bir problem. Oysa yaygın yerlerde verdiğin zaman tabii devletin harcaması artıyor ama bizim de yaşam kalitemiz artıyor. Evet. Yani bizim biraz daha böyle her yere bu yatak sayılarını falan ne yapmamız lazım? Biraz daha yükselterek devam etmemiz lazım. Bu konuda da zaten yeterince yatırım yapılıyor. Ama şöyle baktığım zaman ne yapacağız? Yani nasıl bir kaliteli hizmet alacağız? Ya şunu en büyük şikayetlerden bir tanesi şu çünkü. Şunu sormak istiyorum hocam. Koruyucu hekimlik ve önleyici sağlık bakımı. Bunlardan yeterince siz yararlandığına inanıyor musunuz? Ya ben bunun maalesef bizim yapmamız gereken sistem aslında çok güzel bir sistem geliştirdi Türkiye sağlıkta. Nedir? Aile hekimliği. Aile hekimliği. Önce ne yapacaksınız? Mahallenizde herkesin bir aile hekimi olacak. Hı hı. Oraya gideceksiniz. O çözemezse sorunu
Hastaneye veyahut da onun çözebileceği bir şey değilse hastaneye gideceksiniz. Hastane çözemezse bu sorunu nereye gidecek? Üniversite hastanesine evet. gidecek. Şimdi karnı ağrıyan, ben diyor ki paramı veririm kardeşim diyor. Hı hı. Karnı ağrıyor. Aile hekimine gitmesi gerekirken evet. diyor ki ben diyor direkt profesöre giderim diyor. Yani üniversiteye gidiyor. Parasını verdim diyor. Bana bakacaksın diyor. Şimdi bu sistemi bir kere biz burada ne yaptık? Yıprattık. Oysa üniversite daha çok araştırmanın yapıldığı, destekten üniversite hastanesi zarar ediyor. Tabii ki zarar edecek ya üniversite hastanesi. Çünkü devlet hastanesindeki hı hı. araştırma veyahut da aile hekimliğindeki araştırma mekanizmasıyla üniversitedeki araştırma, yani sen üniversiteyi zaten araştırma için, yani belli hastalıkların evet. tedavisine çare bulsunlar, en uç noktada olsunlar diye zaten çözüm buluyorsun. Bu sefer üniversite hastanesi zarar etmemesi için baskı yapıyorsun. Diyorsun ki bak seni devlet hastanesine bağlarım diyorsun. Ama üniversite hastanesindeki araştırma yapması gereken profesör de diyor ki aman diyor hastane zarar etmemesi için biz nasıl hastayı buraya çekebiliriz diyor. O zaman araştırmadan uzaklaşıyorsun. Üniversite hastanesinin amacı direkt olarak herkese, her karnı ağrıyanın direkt ulaşabileceği bir yer olmaması dolayısıyla lazım. Dolayısıyla ticarethane haline geliyor. Tabii o zaman olaya tamamen ticari bakmaya başlıyorsun ve Ar-Ge'yi bir tarafa atıyorsun. Ondan sonra niye Türkiye'de bu doktorlar çıkmıyor? Niye Ar-Ge bu kadar zayıf? Niye? Çünkü sen bunu destekleyeceksin. Üniversite hastanesi zarar etmek zorunda zaten. Zarar ediyor diye üniversite hastanesini gidip kapatıp veyahut da devlet hastanesine bağlamamız lazım. Bu mantıktan çıkmamız lazım bizim. Şimdi bütün bu sistemi çok güzel kurduk aslında. Ama orada ne yaptık? İşte aile hekimine gitmesi gerekeni direkt profesöre gönderdik. Ve devlet üniversite hastanelerini diyoruz ki sen zarar etmeyeceksin kardeşim. Sen kar etmek zorundasın. Hayır efendim. Böyle bir işlevi yok üniversite hastanelerinin. Böyle bir yani kar etme gibi bir hedef olamaz üniversite hastanesinin. Gerekirse bir hastaya bir saat ayıracak. Gerekirse bir hastaya 3 saat. Çünkü zor hasta oraya gidecek. Bir de üniversitede tıp eğitimi verecek bu. Değil mi? Yani öğrenciyi alacak saatlerce belki bir hasta hakkında konuşacak. Ama siz ne yapıyorsunuz? Aman bir an önce bitireyim. Oradan birisi geldi. Hastanemizin de kar etmesi lazım. Bununla uğraşmamız lazım. Yani bizim bu anlayışımızı bir kere şu artık ticari kafayı her yerden çıkan bu sağlık çünkü ya. Devletin sağlık... özellikle değil mi? Bu konuda hani yani. Bazı noktalardan başka yerden tasarruf çıkarken. Edelim. Evet. Yani kaldırımı evet. 5 kere değiştireceğimize bir kere değiştirelim, kalıcı bir şekilde değiştirelim. Orada organizasyonumuzu doğru yapalım. Yani sağlık harcamasını %4,5 değil 6 yapalım ama burada yapalım. Bir de şöyle bir şey olabilir. Ya ben bu normal prosedürün içinde olmak istemiyorum. Yani SSK'lıyım ama özel hastaneden de yararlanmak istiyorum. Böyle de bir şey var. Özel hastaneler var. Yararlanmak istiyorum. O zaman da ne yapacaksınız? İşte tamamlayıcı sağlık sigortası diye bir şey var. Gideceksiniz SSK'lı birisi, anlaşmalı bir özel hastane varsa bir fark ödeyeceksiniz. Eğer devlet hastanesindeki bu sırayı falan beğenmiyorsanız o zaman gideceksiniz. Nereye yatıracaksınız paranızı? Buraya yatıracaksınız. 750 TL gibi bir fiyat ortalama söyleyeyim. Yani hı hı. tabii o yataklı ayakta tedavi falan ona göre değişiyor ama örnek veriyorum. 750 TL para vereceksiniz yılda ve en azından madem daha... Bir özel hastaneye mesela evinizin yanında olabilir. Büyük bir hastaneye gitmek istemeyebilirsiniz. Devlet hastanesinde zaman harcamak istemeyebilirsiniz. O zaman özel hastanede bu hizmeti ne yapacaksınız? Alacaksınız. Dolayısıyla tamamlayıcı sağlık sigortası dolayısıyla hem ayakta hem yatakta dediğim gibi yapılabiliyor. Belki güzel de bir çözüm olabilir. Tabii parası olanlar için söylüyorum. Hı hı. Tabii yani bu biraz da maddi durumunuz iyidir. Ama SSK ile ilgili veyahut da sizin yörenizdeki hastaneyle ilgili ya çok sıra bekliyorum, çok zaman kaybediyorum diyorsanız o zaman tamamlayıcı sağlık sigortası. Yoksa benim tabii ki idealim herkese eğitimi ve sağlığı bedava bir şekilde herkese ne yapmamız lazım? Ulaştırmamız sosyal lazım. Sosyal devlet olmanın doğru, gereğidir evet. bu. Hocam gereğidir bir şunu evet. da sormak istiyorum. Zaten şey. Biz genel için yapıyoruz programımızı. Tabii, belli tabii. bir zümreyi içermiyoruz. Ve o belli bir zümrenin giderleri içerisinde sağlık harcamaları dolayısıyla orta ve dar gelirliğe göre haline çok daha evet, az oluyor. Evet, evet. Aile bütçesi içerisindeki payına baktığımızda sağlık harcamaların buna ilişkin yorumunuzu da almak istiyorum.
Ya sağlık yani ne kadar pay ayırabiliyor muyuz, bir de bunu irdelemek lazım. Ya çok fazla artık pay ayrılmıyor ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir, iş yerleri özellikle kurumsal firmalar özellikle çalışanlarının sağlık hizmetini daha iyi alabilmesi için veya daha konforlu diyelim, daha iyi demeyelim de daha konforlu alabilmesi için sağlık sigortası sisteminden yararlandırıyor. Yani ne yapıyor? İşte siz nasıl arabanızı kasko yaptırıyorsunuz ama kendinize de kasko yaptırmak istiyorsanız yani sağlığınıza ne yapıyorsunuz? Sağlık sigortası yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla evet belki SSK falan var ama mesela iş yeri size ne yapıyor? Bir destek veriyor. Veyahut da bunun primlerini ne yapıyorsunuz? Vergiden harcamalarınızı vergiden düşebiliyorsunuz gibi. Hı hı. Bir takım destekler var. Evet. Şimdi bazı aileler eğer sağlık sigortası yaptırmışsa tabii ki daha konforlu bir hizmet alıyor. Tabii ki o hastaneye göre de değişiyor. Dolayısıyla sağlık, benim param var, ben daha konforlu almak istiyorum derseniz sağlık sigortası yaptıracaksınız. Ama ben işte çok, sağlık sigortası çok pahalı. İşte bugün yılda 4.000-5.000 lira en az para vermem lazım. Yani oradan başlayan fiyatlarla işte aile olursa tabii indirimi falan da var. Çok kullanmazsanız indirimi falan var ama sonuçta yani ben daha az kullanıyorum bunu. Ben bu kadar para ödeyemem derseniz işte biz tamamlayıcı sağlık sigortası dediğimiz sistem var. Yok eğer böyle bir şey yoksa o zaman ne yapacaksınız? Mecburen sosyal güvenlik sisteminden yararlanacaksınız ve sağlığınızı bu şekilde şey yapacaksınız. Siz ne yapıyorsunuz devam hocam? Peki siz tercihinizi nasıl kullanıyorsunuz? Açık söyleyeyim, ben sağlık sigortası yaptırıyorum. Sağlık, özel sağlık sigortam var. Özel sağlık sigortamı yaptırıyorum. Çünkü orada fiyatlar çok arttı değil mi? Çok arttı. Ama işte şimdi orada da niye şey yapıyorum? Çünkü yurt dışına falan gelip gidiyoruz. Bu sempozyumlar oluyor, bir şey oluyor. İşte gidip geldiğimizde de en azından orada bir şey olursa, başımıza bir şey gelirse en azından o sağlık sigortasından yararlanalım diye ben biraz bunu yapmaya çalışıyorum. Yoksa ben üniversite hastanelerine, devlet hastanelerine güveniyorum. Yani çünkü çok farklı, yani Türkiye'de yurt dışında farklı sağlık hizmeti vermiyor. Artık bizim doktorlarımız gerçekten yurt dışındaki her şeyi anında bir kere ne yapıyorlar? İzliyorlar. Arge olarak izliyorlar, yayınları izliyorlar. Ama bizim problemimiz şu, bir çok nüfus, gerçekten çok ciddi bir nüfusa sahibiz. Ve kişi başına düşen doktor, işte hemşire falan karşılaştırdığın zaman son derece düşük. Anlayışımız biraz ters, işte üniversite hastanesi para kazanmak zorunda gibi. Yani böyle bir ticari anlayışın içindeyiz. Oysa gelmesi gereken, yani aile hekimliğinden geçmesi gereken bir hasta direkt üniversitede profesöre gelip ben parasını verdim kardeşim, karnım ağrıyor, bana bakacaksın noktasında. Yani herkesin hayatı önemli. Dolayısıyla biz bu sistemi eğer bu şekilde getirirsek işte o zaman da kalite ne yapmaya başlıyor? Düşmeye başlıyor. Evet. Dolayısıyla biz belki bütün bunları önlemek için ne yapmamız lazım? Bir kere mesela sağlık sigortasını biraz da neye yaptırıyoruz? Check-up yaptırıyorsunuz. Yani daha önceden gidip yılda bir kere check-up yaptırıyorsun. Böyle bir hak veriyor. Doğru. En azından bir şey varsa, kolesterolün yükselmiş, şunu biraz azaltalım diye önlem alıyorsunuz. O nedenle bizim bir kere hasta olmamamız lazım. Doğru beslenmemiz lazım. Çok fazla yemememiz lazım. Ben hep girdi çıktı modeli diyorum. Ya sen ne kadar kalori harcıyorsun günde? Ya bizim gibi bir adam 3 öğün yemek yerse tabii ki göbek olur. Ya da yediğiniz gıdalar daha çok renkliler olacak. Sebze meyve ağırlıklı. Sebze meyve ağırlıklı. Doğru öyle besleneceğiz. Düzgün besleneceğiz. Çok fazla yemeden... Yani işte, ben pek o şeye de katılmıyorum, aç kalmak. Aç kalmak değil. Yok, aç kalmak gıda, değil. Gıda, işte meyve, sebze ve değil. Özellikle bazı... Düzgün beslenmek. Bakliyat ürünlerine daha ağırlık verip... Bir de kalori hesabı ya, girdi çıktı. Yani ne kadar harcıyorsun kardeşim, o kadar girecek vücuduna yani. Anlatabildim oldu, mi? Oldu, bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, emeğinize sağlık diyoruz. Evet, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Sadi Uzunoğlu hocamızla birlikte Bir Aile Ekonomisi'ni bugünü burada noktalıyoruz. Kısa bir ara diyeceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından iş dünyasıyla sizlerle birlikte olacağım.